2008 Salı günü Akhisar Haber'in internet sitesinde 18 yaşındaki genç kız SG'nin otobüs şoförü O.A. tarafından tacize uğradığına ilişkin haber yayınlanmıştır. Bu haber sitesinin habere ilişkin yorum kısmında sitemkar rumuzlu şahıs tarafından "Sen bir bayan olarak ne diye boş arabanın ön koltuğuna şoförün yanına oturursun ki şoförün tacizinden sonra hiç rahatını bozmadan telefonu ile ilgilenmeye devam ediyor." Yine yorumun devamı, "Artık 15 yaşında çocuk diye tabir ettiğimiz kızlar parklarda, kafelerde ellerinde sigara, yanlarında sevgilileriyle geziyor. Köpeği açık tişört ve mini etek ile geziyorlar. Buna da laiklik diyorlar. Yok böyle bir şey. Sen önce giyimini, kuşamını ve hareketlerin ile erkeklere tahrik etmeyeceksin ki sen de tacize uğrama" şeklinde yorumda bulunmuştur. Buna ilişkin ekran görüntüsü dilekçemizin ekinde bulunmaktadır. Bu şekilde kadınlara yönelik kadınların onur, şahsiyet ve şerefine zarar verici nitelikte rencide eden hakaret derecesindeki cümleler ve "Göbeği açık tişört ve mini etek giyen kadınları, laik kadınları aşağılayıcı, hedef gösterici nitelikteki söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa iten sitemkar rumuzlu şahsın tespit edilerek cezalandırılması ve bu yorumun haber sitesinden kaldırılmasını talep ediyoruz. Ayrıca bu haber sitesinde yayınlanan haberde otobüs şoförünün hakkında yargılama yapılmadan masumiyet karinesi gözetilmeksizin sanki mahkeme tarafından yargılama yapılıp suçu kanıtlanmış gibi yüzü açık bir şekilde yayınlandığından dolayı yayınlanmasından sonraki haberde otobüs şoförünün evine saldırı yapılmış ve neticesinde şüphelinin karısı ve kızı hedef haline getirilip mağdur olmuştur. Haber sitesi tarafından şüphelinin yüzünün gösterir bir şekilde yapılan haberin şüphelinin eşini ve kız çocuğunu mağdur etmemesi için yüzünün kapatılarak yayınlanması ya da yüzü açık olarak yayınlanan haberin yayından kaldırılmasını talep ederiz" diyerek savcılığa bir suç duyurusunda bulunduk. Bunun özellikle basında yapılan haberlerin, yorumların halkta toplumsal linçe neden olmaması adına basın mensubu arkadaşlarımız tarafından incelenerek daha dikkatli bir şekilde kamuoyuna mal edilmesi gerektiğini talep ediyoruz tüm basın mensubu arkadaşlarımızdan. Reyhan Hanım, küçük bir basın açıklamamız var, onu okuyacak. Basına ve kamuoyuna, yerel ve ulusal basın ve medya yöneticilerine çağrımızdır. Kadınları, çocukları, yaşlıları ve engellileri ilgilendiren özellikle taciz, şiddet, tecavüz ve benzeri haberlerinde kişilerin hak ve özgürlüklerin korunması konusunda hassasiyet gösterilmelidir. Haberlerin altına yapılan suça teşvik edici yorumların yöneticiler tarafından titizlikle incelenip onay verilmemesini ya da yorumlara kapatılmasını talep ediyoruz. Sorunun parçası olan tüm kadınlarımızın yanında destekçisi olduğumuzu, yönetim kurulu ve üyelerimiz ile birlikte gösterilecek her çabanın takipçisi ve sahibi olduğumuzu ilan ediyoruz.